Bel, boyun ve sırt ağrılarından dert yananlar ekran başına. Ameliyatsız ağrılarımızdan nasıl kurtuluruz? Fizyoterapist Hürkan Akkuzu'dan sağlıklı bir omurgaya sahip olmak için altın değerinde öneriler. Ameliyatsız bel fıtığı tedavisi ve felçli hastalara umut ışığı olacak yöntemler. Çok daha fazlası fizyoterapist Hürkan Akkuzu'yla şimdi iyi fikirde. Pes yöntemi öne doğru. Şampiyonumuza evet Mehmet Usta'mı buraya aldı. Şimdi bir de bir şey daha göstereyim. Buraya Mehmet Usta'mı almışken hanımefendilere bahsettik ya diz kapağı. Evet. Ayşe Hanım oradan gözlerimin içine bakıyor yani bakıyor. İlk etapta torpilli gidelim burada. Tamam. Torpilli evet, gidelim. Tamam mı? Gerçekten. Peki altına ne yazalım şimdi? Diz altına, kapağı ağrısı çek ne diyelim? Eklem içi diz ağrılarında eklem içi özellikle kireçlenme diz şöyle söyleyelim. Hemen bunu toparlayayım. Eklem içi sıvıyı artırmak için dizi eklemlerinde eklem içi sıvı azalır, diz kireçlenmeleri meydana gelir ve diz kapağı ile ilgili ister istemez ağrılar olur. O zaman diz ağrısı çekenler dikkat diyelim mi? Diz ağrısı çekenler dikkat, harika. Hadi diz ağrısı çekenler dikkat süper. Ekran başına, hadi bakalım. Hemen gösteriyorum, şöyle biraz yukarı doğru. Mehmet Usta maşallah subhanallah her türlü tam oraya açmamız gerekiyor. Tefebrat falan. Abi soyundaramıyor sonra. Şimdi burada çok basit bir şekilde şuradan şunu hemen alıp bir kopya çekerek seccademizi diz eklemimizin altına koyduk. Burada eğer diz eklem içerisinde bir sıkıntımız varsa, diz kapağında bir problemimiz varsa, diz ağrımız varsa, eklem içi sıvı azalmışsa. Var hocam. Var, bunlar var. İşte olmasın diye bunu minimum 3 ay yapın. Ondan sonra inşallah biz de bu kardeşlerine de bir dua ederler. İnşallah derler. Etmez mi? İnşallah. Yani, basit bir şekilde. Bu pateller mobilizasyon tıptaki ismi. Pateller mobilizasyon yani diz kapağı ile ilgili eklem hareketleri. Diz kapağını elimin altına aldım. Oynatıyorum. Kamera beni görüyordur büyük ihtimal. Harika, süper. Çok güzel. Oynatıyorum sağa sola doğru. Kasma ustam gevşek bırak. Çok mu acıttı? Ay kasıyor mu kendini? Hiçbir şekilde yok. Her zaman kasıyor. Şaka yapıyoruz tabii biraz gevşetiyoruz. Şimdi diz kapağını elimizin altına aldık. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Önce ne yaptık? İçe dışa, içe dışa, içe dışa, içe dışa. Bir dakika yaptıktan sonra yukarı aşağı, yukarı aşağı. Sanki diz kapağı elimin altında bir topmuş gibi oynuyorum. Yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı. Bir dakika bittikten sonra çok basit. Hani kalp masajı yapıyorlar ya böyle toplumlar arasında görüyorsunuz. Evet. Kalp masajı tabii profesyonel anlamda yapan birisi ama karıştırmayalım. Biz burada diz kapağına masaj yapacağız, kalp masajı yapacağız. Bir elimiz tam diz kapağının olduğu noktada. Ama bakın şu çok önemli. Diz eklem altına bir yastıkçık koyuyoruz. Tamam mı? Boş yere yapmıyoruz. Tamam. Yoksa bu sefer oradaki arka bu bölgedeki bağları zedeleriz. Daha ön bağlar, çapraz bağlar bilmem bir şeyler halk arasında duyulmuştur. Orada bir sürü bağlar var. O bağları zedeleyip koparabiliriz. Koparmayalım diye destekledik. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 böyle ritmikle yaparlarsa daha çok eğlenceli olur. 8. Tabii bunu kendilerine yapamayacaklardır. Evde hanımefendiler evliyse eşlerine. Eğer anne ise çocuklarına. Baba ise o da çocuklarına. Hanımı biraz ikna edemezler. Gel yap ya dur sabahtan aşağı kadar yemekle uğraşsın değil mi? Ama bunu başka birisine çok basit bir şekilde. Kaç bakın, kez? Gün içerisinde maksimum 3 dakika. 3 dakikamız azıcık. Bir dakika içe dışa, bir dakika yukarı aşağı, bir dakikada pompa yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bir dakika dediğimize göre bu hareketi 60 kere yapacağız. Evet. Aynen öyle. Yaptıktan sonra bunu her gün 3 ay boyunca yapsınlar. Eklem içerisindeki sıvı direkt doğal yollarla artacaktır. Eklem ağrısı olmayacaktır. Aynı zamanda bir şey daha gösterelim eklem ağrısı olmasın diye. Bir de şey mesela bu eklem ağrılarına falan şey derler ya da felç olan hastalara da 40 kilit otu falan hani onunla bir silin öyle şeyler var mı? Aslında bunu alternatif tıpla ilgili ot veya da bitkisel bunu uzmanı bunu olan Pelin. Kişilere Peki, sormak anladım, lazım. Şimdi tamam. Bu konuyla ilgili. Anladım. Yani hani belki aklınızda vardır diye şimdi öylesine sordum ben. Evet. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Tabii ki her yani doğadaki bulunan her türlü bitkisel. Yani şimdi ben onun isminin ne olduğunu profesyonel anlamda burada söylemem. Hoş olmaz, şık olmaz. Ama elbette var. Elbette faydalı. Çünkü ister istemez ağrıya yönelik. Şu etapta kremler, mremler bunlar nelerdi? Kimyasal şeyler. Tabii, bunlar onlardan yapılıyor. Fakat eskiden
daha doğal yollarla kremler oluşturuluyormuş. Ve o kremlere bağlı olarak ister istemez sürülüp bir şeyler yapılıyormuş. Neyse şimdi bunu birinci öğrendik. Olarak bunu öğrendik. Anlatabildim mi? İkinci olarak da ağrı. Ağrıyı azaltmak için çok basit bir şekilde aldım kolumun altına. Ustam rahat ol. Tamam. Gevşek bırak. Hocam ben onu nasıl... Kurban olayım. Şimdi bunu da evde... Eşin yapacak. Yaptıracaksın. Bunu tek başına da yapacağım bazı şeyler var. Onları göstereceğim. Onları da göstereceğiz. Her şeyden önce tabii ki ideal kiloda olacağız. Diz eklemi çünkü bizim için önemli. Aa tabii. Tam bana bırak. Yük ağırlığını. Binmeyecek. Çok yorma kendini. Evet. Yük binmeyecek. İdeal kiloda olacak. Ne yapacağız? Burada bakın hemen elimin altını aldım. Bana bırak. Çok basit bir şekilde sadece şu hareketimi yapıyorum. Çok oynatıyorum. Daha rahatlatıyorum. Daha gevşetiyorum. Ha bunu manipülasyonu da yaparız. Biz ona çekeriz, uzatırız, kat kut yaparız. Daha iyi kurtarız. Tabii onu fizyoterapist yapacak da bu basit olanı yapabiliriz. Bunları biz ev ortamında, gösteriyoruz. Bunlar yapıldığı zaman çok basit. Birincisi hani gösterdiğimiz pompa hareketi. İkincisi de şu eklemden şurayı destekledim. Rahat ol. Ustam memleket nereydi senin? Devam. Belli oluyor mu? Aynı şey burası için de geçerli olur mu? Aynı şey oluruz için de tenisçi dirseği olanlar var. Halk arasında tenisçi dirseği oldum, golfçi dirseği oldum. Ya da mesela ev dirsek hanımları... sıkıntım var. Ya mesela evde temizlik yaparken falan... El bileğiyle ilgili mesela el bileğinde hani bu işte sinirler sıkışıyor. El sıkışmış işte ne deniyor o halk arasında? Biz median sinir sıkışması diyoruz. Halk arasında el uyuşmaları falan filan oluyor ya. Bizde damar damar üstüne bindiriyor. Tabii burada aslında bir sürü aslında kemikçikler var. Onların içerisinden geçen 3-4 tane sinir ve onunla beraber damarlar falan filan var. Ne yapacağız onlar bile çok basit. Tokalaşacağız. Göstereceğim şimdi. Tamam. Göstereyim mi hatta? Olur. Ama ilk önce şu dizi geçelim. Tamam. Diz şunu bu yaptık. Bu kaç kere? Bunda 10 kere yapıyoruz. Şu. Sadece bu açıda. 10 kere bakın, mi? Bakın dikkat ederseniz bu açıda yapıyorum. Tamamen kırmıyorum. Tamam. Bakın bu çok yanlış. Tamamen kırdım. Burada zaten diz ekleminde bir ödem durumu vardır hanımefendilerde. Ödem durumunu iyice tetikleriz. Ağrısı iyice artır. Ödem durumunu azaltacağız. Aldık. Rahat olursan bırak. Harikasın süper. En sonunda rahatlattık. Çok güzel. Şu. Şu çok rahat. Burada da pompa. Bu 10 kere mi? 10 kere. Bu kadar çok. Bıraktık. Tamam. Tabii ki eklem içi sıvıyla beraber diz ağrılarını azaltmak için. Hemen oturursan bak mesela ben yine bunu Mehmet Usta'nın üstünde göstereyim mi? Olur. El bileğimizle ilgili el sıkışmamız var. Tenisçi dirseğimiz var. Tenisçi dirseğini de siz de gösterin. Evet. Yani sıkıntı. Şöyle kırt duyuyorsun. Tabii şimdi sürekli de sarma yapıyor ya. Tabii ister iseniz o şimdi skapular bölge. Yani kürek kemiğinin olduğu noktaya kaçtık. Tencere kaldırıyoruz devamlı. Bu şimdi omuz ve... Elim tutuldu, boynum ağrıyor. Kolumun üzerine yatmışım. Bu şikayetlerden kurtulmak için nasıl uyumalıyız? Gece doğru yatış pozisyonlarımızı biliyorsak... Uyku pozisyonumuz omurga sağlığımızı nasıl etkiliyor? Önüne geçebilmek için. Altın değerinde. Yüksek mi, alçak mı? Doğru yastık seçimi nasıl olmalı? Fizyoterapist Hürkan Akkuzu önemli uyarılarıyla iyi fikirde. Binlerce insan, hatta yüz binlerce insan klimalara maruz kalarak soğuk algınlığı problemini yaşıyorlar.